Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, şurada harika açan çok güzel ballı baba türü arkadaşlar. Bir farklı türü var ama ben genelde videolarımda paylaşmam. Bu da daha bir farklı tür arkadaşlar. Aşılı gibi daha büyük, daha hem iri çiçekleriyle hem de iri yapraklarıyla gözleri dolduruyor. Evet, ballı baba arkadaşlar. Ballı baba adıyla da çok tatlı ballı bir çiçek diyelim, ot bitkisi diyelim. Evet, çok şifalı, mide ağrısına çok şifaları var. Hatta karışık otlarla toplayıp kavurması mükemmel oluyor arkadaşlar. Hemen yan tarafında, hemen iç kısmında şöyle çıkmış göstereyim. Aslında başka yerde de vardır mutlaka ama göstereyim. Ben hemen yan yana gelmişken şöyle göstereyim arkadaşlar. Biz boncuk otu diyoruz ama farklı farklı tabii yöre yöre isimleri farklı oluyor arkadaşlar. Kuş otu. Hemen şöyle göstereyim. Kuş otu ve ballı baba iç içe olmuş burada. Hemen kuş otları burada da göstereyim. Şöyle minik minik beyaz çiçekleri olan böyle. Hemen yan tarafında yoğurt otu. Çok şifalı tiroid hastalığına arkadaşlar. Şimdi şuradan bu küçücük bahçeden, bu arada arkadaşlar arkadaşımın bahçesindeyim. Arkadaşımın yanına geldim. Şöyle biraz oturayım, Ramazan öncesi hem biraz çay keyfi yapalım hem de şöyle arkadaşımın bahçesini çekeyim istedim. Ben hemen otları görür görmez başladım videoya. Evet, nerede olduğumu göstermeden az sonra da balkonumdaki güzel çiçekleri göstereceğim zaten. Evet, ballı baba. Burada eşek helvası denilen dikenli ne diyorlardı ona? Farklı farklı yöre yöre değişiyor arkadaşlar ismi. Çok severim. Hatta şöyle yaprağından da kopartıp, ben bugün ot toplamayacağım arkadaşlar ama yaprağından toplayıp yiyeceğim. Burada tertemiz, yağmur da daha yeni yağdı. O yüzden yiyeceğim arkadaşlar bunu. Tabi Ramazan öncesi çekiyorum bu videoyu. Evet, küçük bir moladan sonra ben kopardığım otu, yaprağı yedim. Evet. Türkmen düdüğü, çoban düdüğü, biz sütlen diye biliyorum ama sütlen, asıl sütlen bu değil arkadaşlar. Eşek helvası diye yazarsanız çıkıyor. Evet, burada harika ısırgan ve hemen tepe kısmı kopmuş. Çünkü arkadaşım Ege'li arkadaşlar. Arkadaşım buralı ama Osmaniyeli. Eşi teyzemin torunu olur. Yabancı değil. Ege'li. Evet. Burada harika yoğurt otları, ballı baba, kuş otu, bunların karışık harika güzel kavurması olur. Hemen burada kereviz. Kereviz, bunlar kök tutmuyor arkadaşlar. Kök tutmayan kereviz. Hemen burada naneler. Vallahi yok yok arkadaşımın bahçesinde. Evet, burada patlıcanlar var. Geçen yıldan kalma arkadaşlar. Kocaman olmuş. Şöyle göstereyim. Daha çıkıyor yukarı yani. Kocaman olmuş. Hemen şuradan geçeyim. Otları da fazla incitmek istemiyorum. Burada ballı baba ya olmuş. Evet. Şunu göstereyim hemen. Bu hardalın farklı bir türü arkadaşlar. Daha ince yapraklı. Bunu toplayıp haşlaması çok güzel olur. Evet, şurada hemen ebe gümeci. Ve yine ballı baba. Yoğurt otu. Isırgan. Ve şurada kocaman olmuş böyle incir ağaçları, daha yeni yeni yaprağını burada çıkartıyor arkadaşlar. İncir yaprağı da çok şifalı, insülin direnci olmayanlara insülin direnci verir arkadaşlar. Çayı çok güzel olur. Bu arada şöyle göstereyim defne yaprakları. Defne yaprağı arkadaşlar kurutup evinizde tütsü yapabilirsiniz. Yemeklerinizi et yemeklerine karıştırabilirsiniz. Mesela tava yaptınız, tavuklu, patatesli. Onun içerisine de karıştırabilirsiniz. Tüm et yemeklerine yakışıyor zaten. Şurada gösterebilir miyim şunu? Şöyle. İncir arkadaşlar. Daha yaprağıyla beraber incirler çıkıyor.
Biz bunları böyle bu kadarken kopar yerdik çocukken. İyi mi yapıyorduk, kötü mü yapıyorduk bilmiyorum ama. Küçükken bunları toplar yerdik arkadaşlar. Köyde tabii incir ağacımız çoktu. Büyük ağaçlardı. Böyle çocukken oynardık bahçede. Bunları da toplar yerdik. Farklı bir sütlü bir tadı var aslında. Çok öyle büyümüşü ağzımızı kabartır sütü. Ama bunlar böyle bu kadarken yerdik biz. Nasıl iyi mi yapıyorduk, kötü mü yapıyorduk bilmiyorum. Evet şurada. Yine böyle defne yapraklar. Aslında gitmeden biraz toplamam gerekiyor. Arkadaşıma söyleyeyim de. Böyle. Arkadaşım bu arada dükkanı var. İp dükkanı var. Oraya bakıyor. Müşterisi var. Dedim ben bahçeye gidiyorum. Çekim yapayım dedim. Aa, burada keçi boynuzu ağacı arkadaşlar bu. Evet. Burada zeytin ağacı var. Zeytin bahçesi. Balkonumdaki çiçeklere de geçeceğiz. Arkadaşlar çok güzel kalonşoları açmış arkadaşımın. Ay misler gibi kokusu geliyor. Burada sümbül açmış. Çok güzel. Ve burada iki tür ebe gümeci var. Arkadaşlar bu yere yayvan şekilde olan. Bu da böyle kocaman yukarıya doğru kalkan. Ebe gümeci. Şöyle elime koyayım üstüne. Elimden büyük neredeyse arkadaşlar. Evet şurada da hemen misafir var. Evet. Kocaman olmuş. Burada hatta şöyle naneler kocaman olmuş arkadaşlar. Yeşil naneler çok güzel. Benim saksımda var arkadaşlar. Bahçemdeki biraz kurumak üzere olmuş ama saksımda var. Sabah kahvaltıda koparıp yiyorum arkadaşlar. Evet şurada hemen bunu İzmir'den getirmişlerdi. Egeli dedim ya az önce. Arkadaşımın eşi. Evet burada Mustafa abimiz Egeli. Mavi hindibanın aşılısı bu arkadaşlar. Bunu ekiyorum tohumundan. Fidelerini sağa sola yayıyorum. Öyle çıkıyor. Yapraklardan kopartıp marul gibi yiyorsun arkadaşlar. Tabi marul gibi tatlı olmuyor. Biraz hafif acımsı oluyor. Ama hem haşlayıp zeytinyağlı salatasını yapabilirsin. Hem de öyle de yiyebilirsin. Kısırların yanında da mükemmel oluyor bu arada salatası. Evet şöyle geçelim. Burada. Organik maydanozu var arkadaşım. Çok güzel. Şöyle birkaç tane kopartalım. Gelmişken. Yağmur yeni yağdı arkadaşlar. Öyle. Birkaç tane yiyeceğim. Organik maydanoz. Bu arada elim ısırgan ısırdı. Evet hemen şurada. Şeyin amcaoğlu. Maydanozun amcaoğlu arkadaşlar. Kereviz. Evet, burada gördüm. Az önceki gösterdiğim mavi hindibanın aşılısı arkadaşlar. Tıpkı marul gibi kıvırcık marula çok benzer. Hemen şurada da göstereyim. Çok güzel. Ve burada dereotu. Şöyle birkaç tane dereotu alayım, kopartayım. Bahçeye çıktık. Maydanoz. Dereotu. Bu arada dereotu tiroid hastalığına çok iyi geliyor bence. Bol bol tüketmenizi tavsiye ederim. Ve burada da rokalar. Çok güzel olmuş. Rokanın çiçeği de çok güzel. Çok narin. Balığın yanında harika olur salatası. Bol limonlu salatası, maydanozu çok güzel olur. Hemen şurada hem limonu var arkadaşlar hem de üzerinde çiçekleri var. Bu arada taze filizinden çay mükemmel olur. Limon yaprağı çayı.
şöyle göstereyim. Buradaki taze filizlerinden, taze yapraklarından, şöyle şu yapraklardan kopartıp mükemmel çay olur. Misler gibi kokusu olur arkadaşlar. Ve burada arkadaşımın balkonunda hemen yanında gül var. Güller yeni yeni yapraklarını çıkarmaya başlamışlar ve melek kanadı. Bu arada arkadaşlar, hemen bunu göstereyim bu arada. Canavar otu arkadaşlar. Bunun böyle güzelliğine aldanmayın. Çiçeğinizin ya da yanındaki bulunan bitkiyi tamamen kökünden kurutur. Böyle güzelliğine aldanmayın. Canavar otu. Bunun farklı renkleri de oluyor. Bu şimdi şu anda eflatun renkli. Koyu mor olan var, turuncu, sarı olan var. Bu canavar otu arkadaşlar. Bu bir asalak diyeyim. Daha doğrusu yanındaki olan türü bitkiyi kurutur. Evet. Bunu ben vermiştim arkadaşıma. Harika güzel kalonşu. Kırmızı kalonşu. Evet. Beyaz kalonşu. Buradaki yıldız kalonşu arkadaşlar. Biraz geç açıyor ama güzel açıyor. Evet. Burada kırmızı ve beyazı yan yana dikmiş. Bu da galiba sarı türlerden. Burada beyaz kalonşu. Burada sarı. Bunu ben vermiştim. Arkadaşıma hediye etmiştim. Hemen yan tarafında bakar mısınız şu güzelliğe? Bundan benim var. Videoda göstermiştim arkadaşlar. Daha önceki bir videomda göstermiştim. Çok farklı rengi, çok farklı diye. Gerçekten de çok güzelmiş. Aynı büyük şekilde böyle beyazı da var. Çok güzel. Bayıldım. Evet. Bir farklı tür kırmızı. Yine burada. Yine şurada yıldız kalonşu. Burada yine farklı bir kırmızı. Bundan benim de vardı. Ve burada kalonşu mangini arkadaşlar. Hemen kalonşu manginin arka tarafında da şöyle göstereyim. Dağ keki. Evet, doğal dağ keki arkadaşlar bu. Bizim dağlarda olur. Kökünden çekmiş, buraya dikmiş Mustafa abimiz. Evet. Burada kalonşo dikilmiş ama dip kısmında hemen bunu göstereyim size. Az önce gösterdiğim mavi hindibanın küçük fideleri tohumundan ekilmiş. Ve burada çıkmış. Biraz kuşlar tabi tırtıklamışlar. Evet. Sedum sarmentes. Arkadaşlar ne kadar güzel açmış. Maşallah. Bundan ben de alayım arkadaşımdan. Evet. Burada fuşya rengi kalonşomuz açmış. Burada beyaz, bol bol beyazı varmış arkadaşımın. Çok güzel. Evet, galiba bunu da ben vermiştim arkadaşıma. Sarısı, turuncu ve sarı açıyor Ebru'lu gibi. Yıldız kalonşo. Evet, burada sukulentleri var arkadaşımın. Ve burada da paskalyası var. Bunu da ben vermiştim arkadaşıma. Çok güzel tomurcuk yapmış. Burası güneş ya arkadaşlar. Benimki daha tomurcuk yapmadı. Ama yakın zamanda yapar inşallah. Ve burada atlas fidesi var. Ve burada yine atlası var. Burada yılbaşı çiçeği var. Ve burada hoyası var arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Burada atlası tomurcuk yapmış. Ay arkadaşım çok sevindim. Çok sevindim. Tomurcuk yapmış. İnşallah benimki de açar ama ne renk açar bilmiyorum. Evet, burada da şeker begonyası böyle şeker gibi açmış. Güneşi çok sever bu prensesim. Evet. Burada ipek çiçekleri var. Ve burada parlak Mustafa var. Tabii güneşi pek sevmediği için biraz beyaz olmuş yaprakları arkadaşım. Evet, yine burada kış ortancası arkadaşlar. Kışın açar. Bahar dalı gibi, şeftali çiçeği gibi. Evet, bundan arkadaşımdan ben de alayım. Aslında çok güzel. O çiçeği hiç eksik olmuyor başından, üzerinden. Evet. Buna çok sevindim. Ay, demek ki mevsimi geliyor artık atlasların. Açma mevsimi geliyor demek ki. Çok güzel. Evet, hoyası kocaman olmuş arkadaşlar. Hoya'ya arkadaşım şeker veriyormuş. Şeker çok iyi geliyor hoyalara. Çok seviyorlar. Evet arkadaşlar. Gezdik. Bahçeyi gezdik. Evet. Çiçekleri gezdik. Arkadaşımın balkonuna şimdilik bu kadar.
Beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz arkadaşlar. TikTok hesabım, Instagram hesabım. Evet, Gülay Hanım Çiçekli Dünyası. Ve beni nereden izliyorsanız onu da yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Birçoğunuzu biliyorum zaten arkadaşlar ama siz yine de yazın, yorum olsun. Bol olsun, yorum olsun arkadaşlar. Bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz çok sevinirim. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Ay çok güzel, muhteşem açmış, çok güzel, çok tatlış. Bir maşallah maşallah diyelim, prensesimizin resmini de çektik şöyle. Evet arkadaşlar, kanalımı paylaşırsanız çok sevinirim bu arada. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim videomu. Şimdilik bu kadar. Bir başka videomda tekrardan görüşelim. En güzel terapi, çiçek terapisi diyelim ve böyle bu güzellikle videomuzu bitirelim. Ha şuradaki şu kırmızı kalonşeye gidelim arkadaşlar. Orada bitirelim videoyu. Evet şöyle kırmızı ve beyazı yan yana dikmiş arkadaşım. Çok güzel olmuş. Emeğine sağlık canım benim. Buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Beni takip eden tüm arkadaşlarıma Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.